Bolt Plus'tan merhabalar. Türkiye'de emekliler maaşlarında ve durumlarında düzeltme istiyor, iyileştirme istiyor, seyyanen zam istiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda herhangi bir adım atılmayacağını iki kere altını çizerek söyledi. Bu konuyu konuşacağız. Emeklilerin durumunu ekonomi yazarı Turhan Bozkurt'a soracağız. Ve bu zamlar niye yapılamıyor? Yapılma ihtimali var mı? Bunları konuşmaya çalışacağız. Turhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Erdoğan emekliye ek zam, iyileştirme gibi bir şeyin yapılmayacağını söyledi. Yani bu net olarak artık altını çizdi. Seçim de var önümüzde. Peki yani şu görünen tabloda bunun müsebbibi ne? Yani neden bir iyileştirme yapılamıyor? Çünkü gerçekten de bir kısım emeklinin aldığı maaş oldukça düşük kaldı enflasyon karşısında. Ben zammın seçim 31 Mart mali daireler seçimine yetişmese de seçimden sonra hükümetin mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun ilk işinin biraz da sandığa da yansımasını beklediğim emeklideki hoşnutsuzluğu gidermek olacak. 10 bin lira civarında 10 bin ile 11 bin lira arasında değişen tutarlarda 6 milyona yakın emekli 16 17 milyona yakın emeklinin 6 milyona yakını neredeyse üçte biri 10 bin lira alıyor. Açlık sınırı Şubat ayı itibariyle 16 bin lira, asgari ücret 17 bin 2 lira. Mart ayındayız. Seçim bittiğinde Mart ayı açlık sınırı açıklandığında muhtemelen 17 bin liraya doğru yaklaşacak açlık sınırı ve asgari ücrette açlık sınırı eşiğinde olacak ve Nisan'dan itibaren de açlık sınırının altında kalacak. Şimdi açlık sınırının Şubat ayı itibariyle bile 6-7 bin lira, 6 bin lira gerisinde kalan bir emeklinin aslında adı üstünde açlığa ve sefalete mahkum edilmesi demek bu. Niye emekliye para verilemiyor? Çünkü bütçe delik deşik, bütçede her ne kadar Hazine Bakanı Mehmet Şimşek tasarrufla ilgili bir takım kendi not defterinin son yaprağına kadar kullandığını belirten bir mektupla bürokratları ikna etmeye çalışsa da biliyoruz ki kamuda israf diz boyu makam arabasından lüks plazalarda ofis kiralanmasına kadar ve yine temsil karşılama giderlerinden işte itibardan tasarruf olmaz denilerek çok ciddi bu kalemlerde harcamaların bütçenindeki ortalama gider artışındaki harcamalardaki artışın çok üzerinde fevkinde olduğunu görüyoruz. Tasarruf olmayınca yandaşlara garantili ihalelerle verilen hazinenin ödemesi gereken paralar bir araya gelince ne oluyor? Sesi en az çıkan kesimin sırtına yıkılıyor bu bütçedeki açığı kapatma ya da kaynak yok diyerek ötelenen kesim emekliler oluyor. Çünkü emeklilerin evet ufak tefek dernekleri var ama bu derneklerin başkanları tıpkı sendika başkanları gibi zaten Ankara'da bunların merkezleri hem işçi emeklilerinin hem de memur emeklilerinin hem de sendikaların merkezi ve bunların hepsi aslında sarı sendika, sarı dernek dediğimiz kurtarılmış altlarına lüks makam arabaları, 60-70 bin lira normal maaşları ama yan ödemeleri, diğer sosyal hakları vesaireyle çok daha yukarılara çıkan aylık paralarla bu insanlar satın alınıyor. Emeklilerin bugünkü şartlarda 2008 yılında yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değiştirdiği o maddeyle asgari ücretin en düşük emekli aylığını asgari ücretin %110'undan daha aşağıya olamaz şeklindeki maddeyi kanundan çıkarıp aslında emekliyi asgari ücretin altına doğru itmeye o günden hazırlandığı belliydi. Ama kimse bu kadarını beklemiyordu. En azından asgari ücret ve biraz üzerinde olurdu. Hani %110'u değil de en azından hani %20'si olur, %30 olur diye o dönemde de bizim beklentimiz en azından tahminimiz bu yöndeydi. Bırakın %120'sini, %50'sini işte asgari ücret şu anda 17 bin lira, en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Şimdi bunu artık Neredeyse medya yarısına geldi. artık yarı yarıya şimdi eğer seçimden sonra emekli aylıklarına seyyanen bir zam yapılmaz ve Temmuz'da da o zammın üzerine zam gelmezse muhtemelen Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak ki ben yapılmayacak, tek sefer yapılacak diyenler katılmıyorum. Çünkü
asgari ücretin Nisan'da açlık sınırının altına indiği bir yerde anayasayı değiştireceksiniz, referanduma gideceksiniz ve siz bunu Türkiye'de, bu arada asgari ücret artık istisnai bir ücret olmaktan çıktı, genel bir ücrete dönüştü. Yani %60'ı, yani 100 çalışandan 60'ı şu anda asgari ücret alıyor. Eskiden neydi asgari ücret? Ya işte küçük esnaf olur, küçük imalathane olur, gücü yetmez. Ama bunun altında da verme kardeşim. Kişiler, devlet bunu yani çizmiş. Ya da işte yeni öğrenen, işi öğrenen kişilere verilen maaştı yani. Gerçekten öyleydi yani. Ama ne oldu? Şu anda Boğaziçi, ODTÜ mezunu çocukları bile, gençleri bile bu ücretlerle, bunun biraz üzerinde, asgari ücret 17 bin ise 20 bine, 22 bine çalıştırıyorlar. O 25 bine çalıştırıyorlar. Zaten normal herhangi bir üniversiteden mezunsa diyor ki istersen diyor sen bilirsin ama 17 bin lirayla başlayacaksın. Üniversite mezunu işsiz kalmamak için bu asgari ücrete talim ediyor. Şimdi bu şartlarda emekli aylıklarını en azından seçimden sonra Nisan ayında bir takım torba kanun tekliflerine maddeler eklenerek emekli aylığında AKP'nin aslında kök aylıkların üzerine bir seyyanen 2000 lira ile 7000 lira arasında değişebilir bu tutar ama asgari 2500-3000 lira bir zam gelmesini bekliyorum. Gelmezse ne olur? Emekli daha da zor durumda kalır. Enflasyonun, işte döviz kurlarının tekrar hareketlendiği, enflasyonun resmi olarak bile yıllık %67'ye çıktığı, ENAG'ın %122 diye ilan ettiği bir enflasyonist, hiper enflasyonist ortamda. Ya bu maaşlara acaba zam yapalım mı diye tartışmak bile bu emeklilere yapılmış en büyük hakaret. Ama ne yazık ki emekli bunu ne kadar sesini çıkarabiliyor, ne kadar bu konuda masaya yumruğunu vurabiliyor. Sonuç mevcut 10 bin lira maaş devam ediyorsa ve hükümet bununla 31 Mart'a seçime gitmeyi göze almışsa, meclisi tatil etmeden bu artışları yapmamışsa, demek ki tam olarak sesini çıkaramıyor emekli. Şimdi emeklinin önünde aslında önemli bir fırsat var. Yani seçimler yaklaşıyor, yerel seçimler. Ama yani şimdi emekli vatandaşların da yani oy tercihlerine bakıldığında en büyük destekledikleri partinin de iktidar partisi olduğunu görüyoruz. Acaba yani bunun rahatlığı da var mı bu iktidarda? Yani nasıl olsa oy veriyorlar diye mi düşünüyorlar? Yoksa hani gerçekten artık yani biz sizin tabirinizle bütçenin dibini sıyırdığımız için artık hiçbir şey kalmadığı için mecburiyetten mi? Yani ben burada bir yorum katarak sormak istiyorum bunu. Yani vergi afları, ondan sonra işte ne bileyim yandaşların silinen borçları veya kur korumalı mevduat gibi yerlere milyarlarca lirayı veya işte saraya, şuraya buraya aktaran bir iktidarın bu konuda rahat davrandığını düşünüyorum. Siz de buna katılıyor musunuz, yoksa dediğiniz gibi dibi sıyrıldı, artık kalmadı mı? Bence bu ideolojik kemik seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçmenin sandıkta ekonomiye göre değil, hatta kendi ekonomisine, cebindeki paraya göre değil, ya benimsin ya kara toprağın şeklindeki bir gerçekten rasyonel olmayan bir bağla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'ye bağlı olmasının iktidarı bu konuda rahat hareket etmeye sevk ettiğine dair tespitlere ben de katılıyorum. Çünkü sokak röportajlarında bile dikkat ederseniz konuşuyor, eleştiriyor. Ben 10 bin lirayla nasıl geçineyim kardeşim, işte çocuğum, kızım bana yardım etmese ay sonunu göremeyeceğim diyor. Sonra soru, şöyle bir soru geliyor. Peki seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? İşte 31 Mart'ta belediye başkanları seçilecek. AKP'ye diyor, AK Parti'ye diyor. Yani bunun artık aslında bu bir cinnet halini de gösteriyor. Yani artık bu bir psikolojik bir vaka olduğunu da gösteriyor. Türkiye'de seçmen psikolojisi ve sosyolojisi üzerine çalışan uzmanlar muhtemelen buna dikkat ediyordur. Yani ekonomi batsa da, dolar 50 lira olsa da, enflasyon %120 enflasyon. Yani krizdeki Arjantin, krizdeki Venezuela, Zimbabwe, Arjantin, Venezuela ve dördüncü sırada Türkiye geliyor. Yani dünyada şu an biz, o da resmi enflasyonumuza göre. Eğer ENAG enflasyonunu esas alırsak ilk 3'e giriyor. Yani ilk 2'ye giriyor. 4. sıradan ikinciliğe çıkıyor. Neyse ki Zimbabwe ve Arjantin bizi biraz rahatlatıyor. Şampiyonluktan alıkoyuyor enflasyonda. Şimdi böyle bir ortamda
İktidar partisinin değil belediye başkanlıklarını kazanması, elindeki başkanlıklar yani İstanbul ve Ankara'yı alabilir mi tartışması bir yana muhalefetten, evet. İktidarın elindeki belediyeleri de 2019'da kazandığı belediyeleri de kaybedeceğine kesin gözüyle bakılmalı kamuoyu yoklamalarında, değil mi? Ama öyle değil. Ne yazık ki oralarda artık zaten tartışmasız açık ara önünde görünüyor. Örneğin Kütahya'da, Balıkesir'de, işte Manisa şeyde, Erzurum'da, Erzincan'da ya da işte Trabzon'da, Samsun'da, değil mi? Kuzeyden güneye böyle Türkiye'nin her bir tarafı. Bir tek Trakya'da, İzmir'de, Eskişehir'de böyle solun, CHP'nin çok kaleleri diyebileceğimiz şehirlerde ikinci parti durumunda da AKP. Bu da demek ki o Türkiye'de beka meselesi, vatan millet, Sakarya, hilafet, saltanat, ezan susmaz, bayrağı indiremeyeceksiniz, İstanbul düşerse Gazze düşer, işte hükümet giderse Mekke düşer gibi karşılığı olduğunu gösteriyor. Ben artık Türkiye'de AKP'nin hani büyük bir mali bir buhran bile olsa %25'in altına inmeyeceği, yani mesela parlamenter sistemde olsaydık, mevcut başkanlık parti cumhurbaşkanı da olmasaydık, hala birinci parti olarak mecliste, tabii ki tek başına hükümeti kuramazdı ama birinci parti olarak hala oylarını 22 yılın sonunda koruduğunu görüyoruz. Anketlerden çıkan sonuç. Bu açıdan ben emeklilerin artık o dediğim gibi, yani bu bizim ekonomi yazarlarının ilgi alan çözebileceği bir konu değil, problem değil bu, mesele değil. Yani emekli niye hala, çiftçi niye hala? Mesela köylerde AKP'nin oyu çok yüksek. İyi de mazottan gübreye, tohumdan ilaca, daha geçen gün sosyal medyada herkes hep beraber takip ettik. Portakalı ben 50 kuruşa, 55 dönüm burası diyor bu portakal bahçesi. 50 kuruşa vereceğim, kimse almıyor diyor kilosunu. Şimdi iyi de aynı çiftçi gidiyor şeye oy veriyor. Yani AKP'ye oy veriyor. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili. Şimdi de mahalli idareler seçimi. Bu açıdan bu da diyorlar ki ya bunların sesi nasıl olsa çıkmıyor. Çıksa da duyulmuyor. İşte medyayı, basını, gazeteleri, televizyonları siz saraya bağlarsanız, Göbelsvari Propaganda Bakanlığı faaliyetlerine göz yumarsanız, seçmen olarak, vergi mükellefleri olarak, gazeteciler hapse atarken kenara çekilirseniz, gazeteler el konulurken, televizyonlar uydudan indirilirken, ya bu bir şey olmaz derseniz, işte sesiniz, aslında kendi sesinizi kısmış olursunuz. Evet. Kendi gözlerinizi perde çekmiş olursunuz ve bugün Türkiye'de medyanın %90'ı saray tarafından kontrol ediliyor. Diğer kalan %10 da aman bize de bir şey olmasın diye muhalifimsi yayın yapıyor. Yani ben hiçbirinde böyle işin hakikatine dikkat çeken, emekli maaşlarındaki bu erimeye dikkat çeken ciddi şeyler görmüyorum. O kadar nazik ve naif tonda yayınlar yapılıyor ki o da zaten o %90'ın şey içerisinde, gürültüsü içerisinde kaybolup gidiyor. Bu açıdan emeklilerle ilgili bir anlamda, eğer sandıkta 31 Mart'ta çok ciddi bir oy düşüşü olursa, şeye göre en son 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iki turlu Cumhurbaşkanı seçimindeki oranların altına inerse, ki AKP iniyor, yani %34-35 seviyesinden %25'e indiğini görüyoruz. Eğer sandık da bunu tescil ederse Erdoğan buna derhal müdahale eder. Ne Mehmet Şimşek'i dinler, ne onu bunu dinler. Seyyanen zamsa zam, ikramiye artış ise, ki onu da 2000 liradan 3000 liraya çıkardılar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyeyi, ki bu da bugünkü, eğer 2018'den bugüne ikramiyenin asgari ücreti oranı o parite üzerinden hesap yaparsak bugün 10.000 lira, 10.500 lira olması lazım şeyin, en az ikramiyenin, orada da emeklinin cebinden alındı. Seyyanen zam mı yaptırmak istiyorsa ve olabildiğince yüksekten zam istiyorsa emekli, sandıkta, yani 31 Mart emekli için köprüden önceki son çıkış. Orada eğer bu mesajını sandıkta iktidar partisine, Cumhur İttifakı'na, AKP'ye, saraya, Erdoğan'a vermezse,
Seçimden sonraki o referandum hazırlıklarına daha sembolik bir zam olur. Yani bu 7 bin liradan iner 2 bin liraya, 3 bin liraya. Bu da zaten yine açlık sınırının altında bir emekli maaşına talim etmeler anlamına gelir. Evet, şimdi güzel özetlediniz. Yani sonuç itibariyle önümüzdeki dönemde bu emekli artış maaş aylıklarının biraz, yani bunların artış oranlarını siyasi tablo belirleyecek. Biraz da bu sandık son bir onlar için fırsat olacak diyorsunuz. Bazı emekliler için diyelim, yani bazıları oy vermiyor olabilir. Hepsini aynı kefeye de koymak için söylüyorum. Şimdi 2 milyon civarında yeni EYT'li, yani yeni emekli olan insan oldu. Bunların bir kısmı gerçekten çok genç yaşta emekli oldu. 45 yaşlarında falan. Yani 50 yaşını görmemiş bir yani çok sayıda emeklimiz var artık. Bu konunun zaten hani o teknik boyutunu tartışmıyorum şu anda. Ancak bu bunun sonucu olarak belki de SGK'nın gerçekten, hani senelerdir diyorlar ya hani SGK'yı batıran kişi Kılıçdaroğlu'dur diye. SGK'nın gerçekten battığını görüyoruz yani. Şimdi bu bu tabloda acaba bu EYT'nin çıkması, bu emeklinin aldığı, yani 70 yaşındaki emeklinin cebinden alıp 45 yaşındaki emeklinin cebine mi kondu? Yani o pastayı iyice küçülten şey bu muydu? Yoksa bu olmalıydı, zaten Türkiye şartlarında bu bir çok etkilemedi der miyiz? Yani bu konuda bir projeksiyon alabilir miyiz? Yani emekli aylıklarının asgari ücrete oranındaki o gerilemeyi zaten 2008-2024 şeyinde belirttim. Dolayısıyla emeklilerin milli gelirden aldıkları, bütçeden aldıkları pay zaten azalmış. Yani dolayısıyla burada EYT'liler, bu arada EYT zaten daha bu yıl şu an Mart ayı itibariyle birinci yılını doldurdu. Yani bir yılda işte 1,5 milyon civarında emekli oldu. Henüz daha 2 milyona çıkmadı ama çıkacak bu yani. Hatta bu 2025 yılına kadar 4 milyona kadar EYT'limiz olacak. Yani EYT'den emeklilik hakkı kazananlar olacak. Tabii ki bunun bütçeye bir yükü olacak. Ama burada şöyle bir problem var. Siz emekli bu insanlardan asgari 25 yıl, kimisinden 30 yıl prim kesmişsiniz vaktinde, değil mi? Eğer sizin sosyal güvenlik sisteminiz, kasanız sağlam olsaydı, bu paralar vaktinde iyi değerlendirilebilseydi, bütçeniz açık değil, fazla verseydi, o paranın üzerine para ilave edebilseydiniz, bugün emekliye para verme gibi bir derdiniz olmazdı. Bu şu demek, siz onlardan peşin peşin aldığınız paraları harcamışsınız, har vurup harman savurmuşsunuz demektir. Emeklilik sistemi dünyada tabii ki pek çok yerde açık veren bir sistem. Enflasyon sebebiyle, kur artışları sebebiyle. Ama bizde sosyal güvenlik açıkları tamamen bütçedeki bu savurganlığın en önemli sebebi bütçedeki savurganlıktır. Bütçe açığını kapatmak için ne yapıyorsunuz? Piyasadan faizle borç alıyorsunuz. Bugün hazine %40 ile piyasadan borç alıyor. Siz %40 faizle borç alıyorsanız 2022 yılında bütçeden faize ayırdığınız para 250-300 milyar lira civarındaydı ama 2023'te bu 1 trilyon liraya yaklaştı. Peki 2024'te ne kadar faize gidecek? 2,5-3 trilyon liraya yakın para faize gidecek. Yani şimdi siz bütçe yapıyorsunuz. Daha bütçeyi hiç kimseye dağıtmadan, topladığınız vergilerden elde ettiğiniz bütçenin neredeyse 5'te 1'ini, 100 liranın 20 lirasını doğrudan faize, bu arada ana paraya ödemiyorsunuz bunu, faize ödüyorsunuz. Yani faiz bu. Yani borcun ana para eksilmiyor. Çünkü vadeleri var. Ana para artı faiz ödüyorsunuz ama ana para artı faiz o dönemde örneğin 100 lira ödeyecekseniz hazine 130-140 lira borçlanıyor. Niye? Çünkü başka türlü bütçede yeni açıklarda olduğu için hem onu ana para artı faizini kapatayım derseniz hem de ancak o kadar borçlanayım derseniz çarkı çeviremiyorsunuz. Bizim rollover dediğimiz borç çevirme oranı çok yüksek. Şimdi bu şartlarda faize verdiğiniz para aslında emekliye verdiğiniz paranın yanında sözü bile edilmeyecek kadar emeklinin parası faizin yanında devede kulak kalıyor. Sadece emekli mi? Memurlar. Memurlar da bugün şeyin altında çok açlık, yani onlar da yoksulluk sınırına maaşa talim ediyorlar. Ve onların haklarını, onlara vaat ettiklerini, bu arada kademeli emeklilik sözü verilmişti geçen sene seçimden evvel. Yani 8 Eylül 99'a kadar sigortası olanlar EYT'den faydalandı ama 9 Eylül'de sigorta girişi olan, 10 Eylül'de olan faydalanamadı.
Bunu kademeli olarak şey yapacağız, 2008'e kadar getireceğiz demişti hükümet, AKP vaat etmişti. Bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Bakın buradan tekrar söylüyorum. Kademeli emeklilikle ilgili ne Çalışma Bakanlığı'nda, ne Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir çalışma var. Bu tamamen seçimde insanların oyunu, Bülent Arınç'ın ifadesiyle, ütmek için yalan söylüyorlar. Yani kademeli emekliliği, Cumhurbaşkanı seçimi geçti, hemen unuttular, üstünü çizdiler. Muhtemelen o staj, işte çıraklık başlangıcı da bu sigortalı sayısın ve EYT'den faydalanın diyen kesime de verdikleri sözler tutulmayacak. Bu ikisiyle ilgili hiçbir hazırlık yok. Bugün itibariyle söyleyebilirim, bununla ilgili hiçbir hazırlık yok. Dolayısıyla bütçe açığında şu noktada haklısınız. Eğer EYT sayısı arttıkça bu bütçe dengesi, bütçedeki açıklar böyle devam ederse 2 sene sonra Türkiye gerçekten emekli maaşlarını ödemekte zorlanır. Şu an zorlanıyor zaten. Şu an faizle, borçlanarak ödüyor hazine bunu. Ve referandum, anayasa değişikliği için ilave bir zam geldiğinde, sonuçta 16 milyona siz 16 milyona 1 lira zam yapsanız aylık size 16 milyon lira yük gelir, değil mi? 10 lira zam yapsanız 160 milyon lira. 100 lira zam yapsanız 1 milyar 600 milyon lira. Peki 1000 lira zam yapsanız 16 milyar lira aylık yük gelir, değil mi? Şimdi 1000 lira olmuyor ki zaten. 1000 lira kesmiyor şeyi yani. 1000 lira bu emeklinin yarasına merhem olmaz. 2000 lira olursa 32 milyar. 3000 lira olursa 48 milyar. Yani dolayısıyla aslında burada duvara tosladı AKP. Yani hani emeklinin, program başında konuştuk, oy deposu olan emekli var ya, bu saatten sonra aslında AKP için belki onu iktidardan indirecek ve anayasa değişikliği hayallerini ters yüz edebilecek bir dinamiğe dönüşmek üzere. Eğer bunun emekli bunun farkına varırsa, yani Türkiye eğer bu gidişata bir dur demezse, seçmen bu işe bir müdahale etmezse, seçimden sonra hem devalüasyon hem hiper enflasyon ve maaşların da iyice kuşa döndüğü bir yerde 7000 lira zam da gelse, zaten onu göstermeli olarak yapabilir, birkaç ay rahatlatır ve anayasa referandumunu kabul ederse bu millet, tıpkı 2017 yılında Nisan, 17 yılın Nisan ayındaki o değişiklikle beraber başkanlık sistemi nasıl anayasaya girdi, Türkiye tipi, Erdoğan tipi başkanlık, ama ne oldu 2018'de fiilen başladı, bugünden son 5 yılda 6 yılda tek kelimeyle Türkiye krizden, bir krizden diğerine savruluyor. Eğer yeni bir anayasa değişikliği, ona da onay verirse bu millet, bu sefer daha otoriter, daha totaliter, daha şeffaflıktan uzaklaşmış, demokrasiden, temel hak ve hürriyetten uzaklaşmış bir iktidar da öyle bundan sonra hani ya bir dakika seyyanen zam yapın, açlık sınırının altında. Zaten bu raporlar herhalde alamaz artık o dönemde. Azerbaycan gibi olur. Bütün zaten oraya doğru gitmişti muhalefet partiler, ama tamamen oraya doğru döner partiler. Medya zaten o vaziyette. Dolayısıyla emekliler için, asgari ücretliler, memurlar, işçiler, sabit gelirler için hülasa 31 Mart gerçekten son fırsat. O fırsat da kaçırılırsa, o en büyük fırsat 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta kaçmıştı. Ama hala bir can simidi var. Onu da kaçırırsa bu girdaptan çalışanların, dar gelirlerin kurtulma ihtimali mümkün değil. Bu girdap hepsini yutacak maalesef. Evet, az önce seçimden sonra bir devalüasyon beklentisi olduğunu söylediniz ama Mehmet Şimşek o aynı fikirde değil. Seçimden sonra bir devalüasyonu ben beklemiyorum diyor. Liranın işte daha da değersizleşmesini beklemiyorum diyor. Döviz ihtiyacımız azalıyor diyor. Yani aslında 1 Nisan sonrası için pembe bir tablo çiziyor. Yani bu noktada tabii uzun zamandır da dalgalı kur rejimi bırakılmış, serbest kur rejimi bırakılmış, kontrollü böyle aynı bir ip gibi çizgide giden bir kuru görüyoruz. Bunun örneklerini çok defa gördük ama gerçekten uzun bir süredir kurların aynı rakamlar etrafında döndüğünü ve yükselmediğini gördük. Siz 1 Nisan sonrasındaki ekonomi tablosu içerisinde bunu değerlendirebilir misiniz? Yani gerçekten de devalüasyon gibi bir şey olmayacak mı? Yani 2 sene daha dolar 31-32 lira civarında mı gezecek?
Yani doların Mehmet Şimşek'in dediği gibi olmayacağını aslında Mehmet Şimşek'in Bloomberg ET'deki mülakatının mürekkebi kurumadan daha gün içinde o gün borsanın nasıl çakıldığını, borsanın %2 değer kaybettiğini ve doların da 31 liradan serbest piyasada 33 liranın üzerine nasıl çıktığını gördük değil mi 2-3 günde? Yani siz diyor Hazine Bakanı diyor ki dolarda diyor ben TL'de bir değer kaybı için bir sebep görmüyorum diyor. Yahu Sayın Şimşek sadece Ocak ve Şubat ayında 2 ayda 12 milyar dolar arka kapıdan sattınız doları seçimden önce 35'in altında tutmak için. E ne oldu? Dolar 33'e geldi. Serbest piyasaya bakarım ben. Serbest piyasada şu an dolar 33'ün eşiğinde. Dün önceki gün 33'ü bile geçti. Yani hafta içinde 33 lira eşiği geçildi dolar TL kurunda. E şimdi Merkez Bankası rezervlerine bakıyorum. Evet, yılın sonunda geçen senenin sonuna doğru Körfez'den esrarengiz bir 10-15 milyar dolar para geldi Merkez Bankası'na. Bunu da açıklamadılar. Şeffaf kurala dayalı tahmin edilebilir dese de hala eski tas eski hamam yani Şimşek de geldi. İşte Hafize Gaye Erkan görevden alındı 8 ay dolmadan Merkez Bankası Başkanı da. Ben seçimden sonra zaten sandıkta bir hüsran olursa AKP için ilk veda edilecek, kabinede ilk veda edilecek isim Mehmet Şimşek olacak. Çünkü o da günah keçisi Erdoğan'a tıpkı daha önceki krizlerde olduğu gibi yine bir günah keçisi lazım. Ve dolayısıyla Mehmet Şimşek'in kalıp kalmayacağı belli değil ki o nasıl seçimden sonrasıyla ilgili bu kadar emin konuşuyor ama ona da talimat verildi. Çık piyasaları rahatlat çünkü dövize talep var. Bu doları tutamıyoruz. Dolar böyle giderse seçimden önce 31 Mart'a kadar bizim oylarımız düşer. O da tıpkı Murat Kurum'un İstanbul'daki toplantılarından birine çıkıp yine Murat Kurum kardeşimizi seçerseniz Murat kardeşimizi Türkiye'de dijital devrim olur, verimlilik artar, Türkiye'de ekonomi düzelir gibi akla ziyan beyanlarda bulundu kürsüden. Şimdi ne Şimşek eski Şimşek ne Türkiye eski Türkiye. Yani 2018 öncesiyle hele hele o liyakatli kadroların aslında perde arkasında işi götürdüğü, mutfakta yemeği pişirdiği, sadece şef garson olarak müşterinin önüne koyan isimdi Mehmet Şimşek. O dönem geride kaldı. Bakın Evet. 8 ay, 10 ay oldu, geride kaldı. Nerede bu yabancı sermaye? Nerede sıcak para? Bırakın onu. Bu arada Mazda gitti. Japon Mazda gitti. Bu arada Total gitti. Yine petro şeyde özellikle perakende sektöründe ciddi çıkışlar var. Yeni Suudi Arabistan merkezli bir kumaş şey bir kablo devi tesisi kapatıp gidiyor. İsveçli, İsviçreli, Norveçli, Türkiye'de geçmişte Alman Mannesmann gitti. Yine Borusan'ın ortağı gitti. Borusan fabrikayı Gemlik'ten Amerika'ya, Houston'a taşıyor. Bırakın yabancıları, yerliler gidiyor. Bunlar doğrudan yabancı yatırımlar. Sıcak para Yenisine zaten geldi. gelmiyor yani tabii ki. Yenisi Yani gelmediği bize gibi gidenler yenisine gelmiyor. sıcak para da gelmiyor. İşte bakın bu hafta içinde ne oldu? Londra'da swap faizleri %70'e kadar fırladı bir anda değil mi? Niye? Çünkü yabancıya dediler ki ya biz faizleri arttıracağız. Dolayısıyla gelin siz TL'de uzun vadeye geçin, doları shortlayın dediler. Kısa var. Doları elden çıkarın dediler. Şimdi böyle yapanlar bir baktılar ki HSBC'den Citigroup'a kadar hepsinin yıl sonu tahmini 27 lira. Böyle bir şey olur mu? Bunlar da parayla yazdırılan raporlardı. Şimdi Mehmet Şimşek o kağıt üstünde para karşılığı yazılan raporlara inanmamızı istiyor. Piyasayı, iş alemini aslında kendisi yanıltıyor. Bir haftanın içinde dolar TL kuru 31 liradan 33 liraya çıktıysa nereden bakarsak bakalım kur %10'a yakın değer kazanmışsa dolar TL kuru kusura bakmayın böyle bir yerde hesap kitap yapamazsınız, bütçe yapamazsınız. Ve ne oldu? Rezervler, net rezervler swap hariç eksi 52 milyar 50 milyar dolara geriledi. Ama hazine mevduatında düştüğünüzde eksi 60 milyar. E zaten Şahap Kavcıoğlu döneminde en kötü dip seviye dediğim seviye eksi 70 milyar dolardı. Şimdi Yani siz 10 milyar için mi bu kadar faiz o aylar dönemde yılda %8, çıkıyor? şimdi %45. Şimdi Evet. hazine o gün %10, 11 ile 10 yıllık borç alıyordu. Şimdi %27 ile 35 arasında değişen ihalelerine göre faiz ödüyor. Ödeyecek bu ya kağıtlara. Döviz borcu.
Şimdi mesela Türkiye'nin risk primi CDS'i 600-700'den 300'e düştü diyorlar. Şimdi 350'ye doğru geldi bu hafta. Peki Türkiye'nin CDS'indeki bu düşüş borçlanma maliyetlerine yansıdı mı? Hayır. Türkiye yine yıllık döviz borçlanma. Yani realde faiz vermek zorunda. Evet. Ya %9'da döviz faiz olur mu yahu? Amerika bile diyor ki ben diyor eğer dolara para yatırırsanız diyor %5,5 veririm diyor. Ya Amerika'dan daha mı zengin Türkiye? Yani ben %9 vereceğim, 10 vereceğim. Türkiye'nin dövizi mi var, doları mı var? Dolayısıyla Amerika seçimden kendi bastığına bile kendi bastığı paraya bile %5 verirken yani değil mi? Türkiye gibi bunu evet. Dışarıdan temin eden bir ülkenin %9-10'la veriyoruz. Ortalama çıkarsak %8-75-9 çıkar. Hani Türkiye gri listeden çıkacaktı Sayın Şimşek? Hani Türkiye'nin kredi notu arttırılacaktı? Görünümünün düzeltilmesini pozitiften durağandan stabilden pozitife çevrilmesini kendisiyle beraber onun avanesi kamuoyuna not artışı gibi yutturdu. Maalesef medyada da bunların papağanları var. Ekonomi medyasında da temsilcileri var. Türkiye'nin notunu arttırdı S&P 500 diyorlar. Yahu neyi arttırmış? Papua Yeni Gine ile Kamboçya ile Azerbaycan'la Arnavutluk'la Gabon'la aynı ligdesiniz. Artı bir avarajla biz orada lider olsak ne olur, ne olmasak ne olur o grupta? Puanlarımız lig aynı. Lig değiştirmişiz zaten. Yani ligden çıkamamışız. Türkiye bugün yatırım yapılabilir ülke notuna çıkabilmek için 5 basamak yukarı çıkmalı. Peki bunun için kaç yıl lazım? Ben diyeyim 7 yıl, siz deyin 10 yıl. Bugünden reforma başlasak 10 yıl sonra Türkiye'nin 2032-33'te en fazla en erken yatırım yapılabilir notu olabilir. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in görevi işte tam bu 31 Mart'a kadar dolardaki bu yükselişi sınırlı bir şekilde o kontrollü kur rejiminde adım adım aylık enflasyon %4,5 mu? %3,5 4 kur artışı. Aylık enflasyon 3 mü? %2-2,5 kura. Yahu cetvelle ayarlanmış gibi böyle bir kur olur mu? Ondan sonra siz çıkıp diyeceksiniz ki serbest dalgalı kur rejimindeyiz öyle mi? Hayır, böyle bir serbest dalgalı kur rejimi yok. O zaman bu kur niye geri gitmiyor madem dövize talep yoksa? Niye dalgalanmıyor? Evet, niye dalgalanmıyoruz? Merkez Bankası yükselmiyor. Çıkarsın. Tamam, ihtiyaç yokmuş anlaşıldı da hani biraz da belki satan olur. 10 milyar dolar sattınız 2 ayda. Bunu hangi kurdan kime sattınız? Ne farkı var Şahap Kavcıoğlu, Nurettin Nebati, Berat Albayrak dönemindeki arka kapı salı? Aynen devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Onun görevi, Şimşek'in görevi 31 Mart'a kadar lastik patlamadan, lastik inik de olsa, araba yalpa da yapsa kardeşim bizi 31 Mart'a kadar götürün. İşte 1 Nisan'dan itibaren çok ciddi bir devalüasyon bu yüzden olacak. Ha, bunu yapmazlarsa ne olur onu da söyleyeyim. İhracat biter, turizm biter. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden gelen paraları unutun. Çünkü bu kurla siz fiyat veremezsiniz dışarıda. İhracatçı bu kurdan mal sattığında para kazanmıyor, zarar ediyor. Çünkü asgari ücret %110 artmış. Elektriğe, doğalgaza seçimden sonra şimdiden söylüyorum. Keşke elektrik, doğalgaz stoklanabilse Fuat Karazeybek. Ama hani diyorum bakliyat alın, çay alın, un alın, şeker alın, tüpünüzü erkenden hani stoklayabileceğiniz şeyler erkenden alın çünkü bunlara çok ciddi zam gelecek. Doğalgaza ve elektriğe zam gelecek seçimden sonra. Bak dünyada doğalgaz fiyatları son 3 yılda %80 gerilediği halde. Petrol fiyatı evet. $80 var. Yani evet düşmedi ama yükselmedi de. Buna rağmen Türkiye'de hem akaryakıtta ÖTV arttırılacak hem doğalgazda hem elektrikte bütün bunlar zam olarak yansıyor. Çünkü bütçe dediğimiz gibi delik deşik. Bütçe bu sene 3,5 trilyon liraya yakın açık verecek. Bu sene 1 trilyon 400 milyardı ama orada Merkez Bankası'na yıktılar kur korumalı mevduatta kur farkını. Onu da eklediğimiz aslında 1 trilyon 700-800 milyar liralık bir açık var. O yüzden zamlar, devalüasyon ve hiper enflasyonun, resmi enflasyonun bile %80'e doğru gittiği Mayıs-Haziran'da bunları göreceğiz. İndiği seviye olarak bakmak istiyorsak yani yıl sonunda enflasyon, resmi enflasyon kaça iner? Ben %50 çok zorlarsa TÜİK, çok iyi çalışırsa, indirim marketinde sürekli kampanya yaparsa kendisi için İBOŞO filtresinden çok geçirirse bu enflasyonu inceltirse %50-55 arası bir yerde durur. Yoksa öyle Merkez Bankası dedik %36 falan mümkün değil.
Ama gerçekte de %100 onun altında olmaz bu enflasyon. Bu şartlarda şimdi orada nasıl tutacaksınız? Kuru nasıl tutacaksınız? Dövizi vay efendim TL'de ben değer kaybı için bir sebep görmüyorum diyorsun. Sayın Şimşek, gerçekten inanıyor musunuz bu söylediğinize? Yani sizin bir itibarınız vardı. İnsanlar siz konuştuğunuzda itibar ederlerdi. Yatırımlarını, bütçesini, hesabını ona göre yapardı. Ama siz hem bu dönemde göreve geldiğinizden bu yana yaptığınız adımlar hiçbir şeye müdahale edemiyor ki şu anda. Hiçbir yetkisi yok Mehmet Şimşek'in. Yani bakın, Mehmet Şimşek'e kalsa emekliye zam %38'de kalacak. Hani az oldu diyoruz emeklinin maaşı zammı. Evet, %50'ye %42'ye çıkardı Erdoğan. Sonra ben çıktım dedim ki kendi kanalımda ek zamma da zam yapmak mecburiyetindeler. Ve yaptılar, %50'ye çıktı. Ama ona rağmen enflasyon o kadar hızlı ki artıyor, tırmanıyor ki %50 zam bile emeklinin mağduriyetini giderim. O yüzden devalüasyon en azından ihracat, turizm, dış kaynak geliri, dışarıdan getireceğimiz döviz için, içerideki imalat sanayi için, çiftçimiz için çok kritik bu. Turizmcimiz için, turizm tez. Yoksa ne olur? İflaslar, iflasları takip eder. Ve Türkiye günün sonunda faizi bugünkü seviyeden çok daha yüksek seviyeye çıkarmadığı takdirde bu kuru durduramaz. Nitekim JP Morgan ne diyor? 500 bas puan arttırabilir Merkez Bankası şeyi diyor. Şimdi 500 bas puan arttırabilir ne demek? Ya biraz %50'ye çıkın da biz de biraz düşünelim. Yoksa şu an sizin faiziniz reel faiz değil, eksi reel faizdesiniz. Bunu biraz düzeltin. Enflasyonla belki %50'nin altına inerse belki 200-300 bas puan reel faizimiz olur diyorlar ama onlar da hayal görüyorlar. Dolayısıyla faiz artmayacağı gibi, Erdoğan çünkü buna izin vermiyor. Yani %45 üzerine izin vermiyor. Reel faize fetva alamıyor. O mu izin vermiyor yoksa fetvacı başı mı izin vermiyor? Tabii. Fetvacı başı, Tayyip Karaman reel faize izin vermiyor. Yani NAS açısından. Enflasyonun altında bir resmi faiz böyle değildir. De fetva da maşallah ellerinin kiri yani. Böyle hani, ne lazımsa o uygun yani. 45 faiz olur hocam, ne demek yani. Böyle evet, Kur'an-ı Kerim yani, falan faiz haram derken 45'e kadar çıkarır. Çünkü başka şeylere de biliyorsunuz. Onlar fetva verdiler. İşte mesela Halife-i Ruizem'in olduğu için Erdoğan'a karşı çıkanların mallarına el konulabilir, tutuklanabilirler, hürriyetlerinden alıkonulabilirler vesaire vesaire. Fetvalar da verdi bu insan, bu aynı isimler. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl bir partinin aslında organına, partinin bir daire başkanlığına dönüştüğünü görüyoruz. Bu açıdan devalüasyon aslında bir seferlik acı bir reçeteyi içip en azından sonrasında üretimin tekrar hareket, dış talebe bağlı olarak üretimin artma, imalat sanayinin büyümesi ve oradan elde edilecek vergi gelirleriyle bütçede biraz daha bütçeyi daha toparlamak ve ekonomiyi tekrar ekonomide çarkları yeniden çevirmek açısından buna Türkiye'nin eli mahkum. Nitekim Mısır işte %50 devalüasyonun önünü açtı bu hafta. Ne yaptı? Mısır poundunu resmi kuru 30 seviyesindeydi, dolar pound kuru. Bir anda ama kara borsada 45'ti. Piyasada belirlenmesine izin veriyorum dedi. Aslında bir anlamda devalüasyonun önünü açtı ve 30'dan 45'e çıktı. Aynı gün 51'e çıktı kara borsada kur, serbest piyasada. Bu sefer resmi kurda 50'ye geldi. Aslında günlük neredeyse nereden bakarsak bakalım dolar TL, dolar pound kuru %60'dan fazla, 60 şey kazandı, değer kazandı. Türkiye bunu yapmak mecburiyeti. Ha bu arada o Mısır'a 30 milyar dolarlık yatırım yapacak bu ay şey. Birleşik Arap Emirlikleri. Yatırım dediğimizde yani adam kendi vatan toprağı denir yani, netice itibariyle Mısırlılar için de geçerli bu. Adamlar kendi topraklarını gidip başka bir ülkeye satarak bunu nakite çevirdiler. Krizin geldiği boyut bu. Yani milli güvenlik sorunu gerçekten de bu ekonomik krizler. Yani bunu unutmamak lazım. Evet, yani bu açıdan önümüzdeki aylarda devalüasyona bağlı başka problemler. Bu sefer enflasyon kur geçişkenliği sebebiyle sonuçta Türkiye malların, ara malının %80'ini dışarıdan ithal ediyor. Doğalgazını, petrolünü. Her ne kadar gabar da petrol Zonguldak açıklarında Batı Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu söylese de hükümet
Hani doğalgaz ithalat rakamlarına bakıyoruz, bir azalma yok Rusya'dan ve İran'dan gelen ya da LNG ile Katar'dan başka yerlerden gelen doğalgazda bir şey yok, azalma yok. Petrol ithalatında bir azalma yok. Tabi biliyoruz ki bunların hepsi, bakın Kaan diye milli muharip uçak diye takdim ettiler. Ben de isterim Türkiye'nin savaş uçağı olsun. Ama siz ona Amerika lisanslı bir uçağın motorunu takıp seçimden önce bir tur Ankara semalarını bir tur attırıp ondan sonra hangara çekerseniz ve bunu da milli uçak diye yutturursanız bu olmaz. Tıpkı geçen sene seçimden evvel çıkarma gemisi diye Gemi. yutturdukları, çıkarma gemisi değil. Şey, İHA gemisi olur mu yahu? Ya İHA zaten, Ya İHA, işte SİHA, şehir şehir rotatif dolaştırıp ondan da oy topladılar. bir Evet, sistem. yine Yutuyorsun aynı mesela. senaryo. Bunun için çıkarma gemisi diye bir şey, İspanya donanmasının çok maliyetli bulduğu için envanterden çıkarıp hurda niyetine sattığı bir şeyi yüzer nesneyi aldı bizimkiler. Onun içine işte makine dairesi, motor, şu bu, bir sürü masraf yapıldı. İşte seçimden önce insanlar, aa, çıkarma gemimiz varmış. Tamam, F-16'ları indirin de görelim onun üstüne, o şeye. Uçak gemisi diyelim, yani yanlış olmasın, çıkarma gemisi değil, uçak gemisi olarak bunu Evet, ben de sorayım. düzeltiyorum. Uçak gemisi diye, Türkiye'nin ilk uçak gemisi diye yutturuldu. Oysa o İHA SİHA çıkarma gemisiydi. Yani Evet. dünyada da böyle bir şey yok bu arada yani. Donanmalarda, orduların donanmalarında böyle bir envanterde böyle bir gemi çeşidi yok. Daha doğrusu elzem bir şey değil, ihtiyaç değil. Yani daha öncelikli, gerçekten Türkiye bir uçak gemisine ihtiyacı var mı? Tartışılır ama olsa fena olmaz. Ama siz savaş uçağımız var derseniz gülerler size. O zaman hadi bakalım, çıkarın, satın bakalım. Şey, Atak helikopterlerini satabiliyor musunuz başka ülkeye? Hani satacaktınız Ağustos'ta Evet, motorunu İtalyan satmadığın sürece, Ataklarını. almadığın sürece Çünkü patentini. o diyor ki, ben bir üçüncü Evet. ülkeye, mesela Rusya'dan S-400 aldık biz, hangarda duruyor. Rusya izin vermediği müddetçe onu çöpe dahi atamıyoruz. Bakın, çöpe dahi atamıyoruz. Başka bir ülkeye bağışlayamıyor, hibe edemiyoruz. Başka bir ülkeye re-export yapamıyoruz, yeniden ihraç edemiyoruz. Bu savunma anlaşmaları böyledir. İşte F-16'lara izin verdiler, F-35'ten artık atıldık. F-16'lar da uçak teknolojisinin, muharip uçak teknolojisinin Tofaş serisi gibi, Kuş serisi gibi, yani Doğan Şahin Kartal serisi gibi, 80'lerin teknolojisi bu. Onu bile bize Suriye'de ve Irak'ta Kürt bölgelerinin üzerine uçurmayacaksınız. Yunan adaları, Ege adaları üzerine uçurmayacaksınız. Güney Kıbrıs Rum kesim üzerine uçurmayacaksınız. Nerede uçuracağız bunu? Konya üzerinde eğitim uçuşlarında mı kullanacağız bunları yani? Dolayısıyla bu anlamda ekonomik olarak gücünüz, aslında gücümüzü gösteren vahim şeyler bunlar, dış politika. Mısır'a niye gittik? Sesinin ayağına Erdoğan niye gitti? Arabistan'a, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne darbenin finansörü denilen 15 Temmuz'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gitti Türkiye? İşte 5 milyar dolar oradan, 10 milyar dolar buradan, 5-7 milyar dolar buradan diye. Borç para bu arada bunlar, hibe değil. Onlar da kar parayı payıyla veriyorlar. Bu açıdan hani devalüasyon, o acı reçetenindeki ilaçlardan sadece bir, başka acı ilaçlar da Türkiye'yi bekliyor. Vergi artışları, KDV oranlarının, kurumlar vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi, maktu vergi oranlarının artırılması gibi çok acı bir reçete hazırlanıyor. Rezerv alan zaten Çevre Bakanlığı tarafından nasıl bir rant aracı olarak kullanılacağını seçimden önce bir iki yerde kullandılar. Şeyi fark ettiler, oy kaybettireceğini. İşte Hatay'ın yarısını rezerv alan ilan etme, İstanbul'da bir iki yer rezerv alan ilan etme, buna tepkiler geldi. Aman durun dediler saraydan, seçimden sonra bu yetkiyi kullanırız. Sizin gayrimenkulünüze, arsanıza, üzerinde binanız da olsa, deponuz da olsa, eviniz de, apartmanınız da olsa, iş yeriniz, AVM'niz de olsa, villanız da olsa ya da tarla da olsa, burayı ben rezerv alanı ilan ettim diyecek ve mahkeme yolu da kapalı buna. Tuhaf bir yer. Anayasa Mahkemesi kendi kanun kararlarını uygulatamadığı için bunun Anayasa Mahkemesi'ne dönme ihtimali artık milyonda kaç olacak? İşte 1 Nisan'da orada artık yeni başkan da seçilecek. Zühtü Arslan, Abdullah Gül'ün atadığı başkan Zühtü Arslan da Anayasa Mahkemesi'ne veda ediyor. Şimdi bu şartlar altında hukuk yok, hürriyet yok, mülkiyet hakkı yok, yabancı sermaye gelmeyecek. Mehmet Şimşek diyor ki Türkiye'ye yurt dışı kaynaklı sermaye girişi olabilir. Ne olacakmış?
faiz inecekmiş Amerika'da. Dolayısıyla oradan bir gelişmekte olan piyasalara fon akışı olacakmış. Bu şeye benziyor. Nasrettin Hoca komşusundan borç alıyor. Faiz. Komşusu... Tel örgü, çit yapıyor, tel örgü çeviriyor. Ne yapıyorsun lan hoca diyor komşusu. Ya ne yapayım diyor, senden borç aldım diyor. İşte teli çektim, buradan koyunlar geçecek. Onların yünleri şeye takılacak, benim tele takılacak. Ben onları alacağım, eğireceğim, ip yapacağım, satacağım. Borcumu sana ödeyeceğim diyor. Şimdi Nasrettin Hoca'dan farklı değil yani bizim Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek. Ya bu gelişmekte olan piyasalara son 2 ayda 30 milyar dolar para akışı oldu. Faiz indiriminin haberi bile yetti. Türkiye'ye ne geldi? Sıfır. Niye gelsin? Yani işte swap'ta Zaten Türkiye mesela kendisi faizi indireceğinin sinyallerini veriyor zaten. Hani yani biz de faizi indireceğiz. Hani gene yüksek kalacak onlara göre ama hani neticede yüksek faizi de istemedikleri için yani bir süre sonra zaten bu tekhanelere doğru gidiş olacak gibi görünüyor yani. dolayısıyla Türkiye'nin kredi notunu konuştuk. Öyle bir not yok. Gri listede. Hukuk Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir temas, müzakerelerin dondurulduğu yerden başlaması, raftan inin var mı böyle bir şey? Ahim kararları uygulanıyor mu? Şimdi dolayısıyla benim gördüğüm Türkiye'yi Avrupa'nın biçtiği rol mülteci bekçiliği. Yani sen İran'dan Afganistan üzerinden gelen göç dalgasını İran'a müdahale edemiyoruz. Ama sen sonuçta iyi kötü demokrasisi olan AB ile gümrük birliği anlaşması olan bir devletsin. Biz sana para veremedik. Nitekim 8 milyar euro ilave para verildi Türkiye'ye Erdoğan'ın şu son Almanya gezisinden sonra. Yani git mültecileri tut orada besle. Biz sana 8 milyar verdik, bir 8 daha veririz icap ederse. Endişe etme dediler. Türkiye Avrupa'nın biçtiği rol bu. Öyle vizeymiş, vizesiz Avrupa'ymış. Schengen'de serbest dolaşmakmış. Avrupa Birliği üyeliğiymiş. Bunların hepsini unutalım. Yani Türkiye'nin nasıl bir yere doğru gittiğini Avrupa gayet iyi biliyor. Ama Türkiye'yi de karşılarına almamak için bir NATO üyesi olarak bir dengede tutmaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bu Türkiye'nin daha da otoriterleşmesini, Türkiye'de temel hak ve hürriyetlerin daha da geriye gitmesini sebep olmaktan başka bir şey yok. Yani Avrupa burada ikiyüzlü davranıyor. Kendi Çok iç siyasetini, haklısınız. kendi iç O siyasetini, konuda kendi meselelerini çözmek adına Türkiye'yi çöplüğe bağışlayın ama bir çöplüğe bir uçurumun kenarının uçurumdan aşağıya atıyor, çöplüğe atıyor. Niye? yani Aman siz bizden mecazen utansın. söylüyorsunuz çöplük derken ama Türkiye'ye yani kendi yok edemedikleri çöplerini de Türkiye'ye ihraç ediyorlar. Yani onda sıkıntı Bu yok yani. arada Türkiye'yi orada da çöpü Türkiye de ilk sırada değil mi bildiğim kadarıyla? İlk üçte tabii, Türkiye var yani tabii şeyde. ki Avrupa'nın plastik tabii çöplerini yani alan ülkeler arasında. en böyle kullanılmayacak olan yani hani geri dönüşüm imkansız çöpleri Türkiye'ye getirip işte Çukurova bölgesinde verimli topraklara gömüyor. Bunu para karşılığı yapıyor. Bir de yani eğer Avrupa bu mülteci krizinden korkuyorsa şimdi önünde başka bir sorun var. Türk mülteci sorunu var. Geçen sene Avrupa Birliği'nin geneline 110 bin kişi mültecilik başvurusu yaptı Türkiye vatandaşı olarak. Yani 61 bini sadece Almanya'ya yaptı. Şimdi Avrupa'da böyle palyatif çözümlerle gittiği sürece tabii ki kendisi de başka sorunlarla karşılaşacak. Tamam Afgan mülteciden belki şey yapıyorsunuz ama kurtuluyorsunuz tırnak içinde. Ama Türk mülteci geliyor bu sefer ki Türk mülteci onlara benzemez çünkü sınırız. Oradaki o kaynayan düdüklü tencereden hava ne kadar fazla sızarsa o kadar rahatsız edecek onları. Yani Türkiye'den bir mülteci gelmeye başlarsa gerçekten önünü alamazlar. Bu daha büyük krizlere yol açar. İşte demokratik olmayan ülkeleri desteklemenin, bu yönetimlere çanak tutmanın Avrupalıya faturası da bu olacak. Turan Bey, yani isterseniz böyle burada noktalayalım. Ben aslında size bugün elektrikli arabaların geleceğini soracaktım ama yani neredeyse bir saate yaklaştık. Bunu başka bir programda konuşsak ne dersiniz? Birkaç cümleyle ifade edebilirim. Hani Tabii buyurun. kısmet olursa bilahare elektrikli otomobilleri de ayrı bir şeyde de değerlendirebiliriz. Onu Yani orada bir müzakere kriz var edebiliriz. sanki. Yani böyle böyle yani Apple vazgeçti, Mercedes yeni bir strateji açıkladı falan. Yani böyle orada sıkıntı almayı düşünenler için böyle tavsiye, hani yatırım tavsiyesi yapalım yani bu sefer. Bir kere ikinci el fiyatları muazzam bir belirsizlik
ikinci el fiyatlarına belirsizlik had safhada. Sebebi arabanın ikinci el fiyatını belirleyen elektrikli otomobilde hani birinci elde sıfır kilometrede biz ikinci el fiyatına neye bakarız? Kilometresine, hani kazası var mı, hasarlı mı, değişeni var mı? İşte yine hani arabanın yılı vesaire bunlara bakarız. Ama şimdi bir şey de motor, elektrikli motor hem var hem yok gibi yani şeyde, bu elektrikli otomobillerde. Evet. Dolayısıyla motor burada tali bir konu oluyor. Burada görüntülerde de yönetmenimiz de ekrana verdi. O arabanın altını kaplayan, boydan boya kaplayan şey batarya oluyor. Yani bu işte şarj edilen elektriğin orada depolanmasını sağlayan ve bu elektrikle motor araba hareket ediyor. Şimdi bu bataryaların ömrü 7 yılla 10 yıl arasında değişiyor. Kullandığınız kilometre, bulunduğunuz coğrafyanın iklim şartları bunların hepsinde belirleyici. Şimdi bu bataryaların tükeniyor olması ve ikinci elde örneğin Amerika'daki fiyatlarda %50'ye yakın düşüş var. Evet. Özellikle Tesla markalı elektrikli otomobiller ki sektörün devi, her ne kadar Tesla da olsa Çinli BYD dediğimiz Çinli bir firma şu an satış itibariyle, tabii iç pazara, Çin iç pazarına ağırlıklı olarak sattığı için modellerini, yoksa dışarıda Tesla ile rekabet edecek şeyde değil henüz. Ama bu batarya belirsizliği, batarya fiyatları nereye gidecek? Bir de bu bataryaların nasıl hani o plastik çöpleri nasıl Avrupa Türkiye'ye satıyor, evet, dedik. Bataryalar nereye atılacak bu kadar? Nereye konulacağı hala bir sır. Ve bunun çevre üzerindeki etkileri önümüzdeki 3-5 yılda acaba yan etkileri, dezavantajları olabilir mi? Mesela bugün bir haber, geçen gün bir haber gördüm New York Post'ta. Elektrikli otomobiller gazlı otomobillere göre daha fazla partikül ve şey yayıyor. Çevreye zarar veriyor şeklinde bir bilimsel bir çalışmayı dolaylı yoldan abi. Belki de. Yani o gazlı elektriği üretirken yani, çıkan belki de şeye göre hesaplanıyor. Hem o yani, hem de herhalde elektrikli doğalgazla üretiliyor belki veya işte başka şeyler. Bir de bu bataryalarda kullanılan metalleri, lityum, bunların, bu madenlerin nasıl vahşi bir madencilik olduğunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Oraları medya pek haber yapmıyor ama oralarda çocuk köle işçilere kadar çok vahim şeyler yaşanıyor. Şimdi kolay değil. Tabii ki elektrikli otomobiller hayatımızın bir parçası olacak ama şimdi Mercedes gibi bir otomotiv de, bu arada motorun mucidi Mercedes'ten bahsediyoruz. Yani otomobilin mucidi Mercedes. Dedi ki 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil imal etme, fosil yakıtlı motorları teknolojisinden vazgeçme stratejimizi 2 hafta önce bu stratejiden vazgeçtiklerini ilan ettiler. Mercedes'in CEO'su dedi ki biz bunu değiştirdik. Bu önemli bir kırılma elektrikli otomobiller için. Yani siz Mercedes, ben sadece elektrikliyle yola devam edeceğim demiyorsa burada bir bit yeniği var mıdır sorusunu kenara not etmeniz lazım. 2. Apple 4 yıldır, 5 yıldır, hatta başlangıcı sayarsak 10 yıldır bu elektrikli otomobili gibi bir birimi vardı. Binlerce çalışanı vardı. Hayırdır, ben elektrikli otomobilden vazgeçtim dedi Apple. Başka yine şeyler var Amerika'da, Ford Amerikan otomotiv devi, yani aslında montaj, yani Mercedes otomobilin mucididir ama montajla otomobili halkın daha geniş kitlelerin alması sağlayan şey Henry Ford'tur. Ford Motor Company'dir. Ford şimdi bu elektrikli otomobili birimini girerek küçültüyor. Zarar ediyorum diyor çünkü, yani fiyatlı maliyeti var. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde daha taşların yerine oturduğunu söylememiz için çok erken. İkinci el başlı başına bir muamma. Ve bu kış şöyle bir şey oldu. Elektrikli otomobiller tabii biraz kullanılmaya başlayınca geçen yıl dünyada nereden baksak 2 milyon 3 milyona yakın elektrikli otomobil satılmıştı. Özellikle soğuk bölgelerde bu elektrikli otomobillerin menzillerinin, şarj sürelerinin, kapasitelerinin düştüğünü gördük. Karda çalışmadıklarının ya da düşük performans gösterdiklerini. Bu da insanların elektrikli otomobil, özellikle o coğrafyalarda şimdilik bu bataryalarla ilgili handikapın, bu soğukta verimli olmaması ile ilgili handikap. Hatta Türkiye'de de sosyal medyada insanlar bunu paylaşır. Arkadaşlar görüyorsunuz,
arabamı çalıştıramıyorum. Sıcak hava işte 3 derece ısınmasını bekliyorum Evet. falan diye şeyler paylaşıyor. Bu belirsizliğin giderilmesi için hem teknolojinin burada batarya teknolojisinin biraz daha demek gelişmesine ihtiyaç var. Hem de endüstrinin maliyetleri aşağıya çekmesi lazım. En ucuz elektrikli şu anda Tesla ayarında bir araba için 45-50 bin dolar, o da basic dediğimiz model. Yoksa üzerine şu ilave olsun, bu ilave olsun dediğinizde 70 bin dolara kadar çıkıyor. Şimdi 70 bin Bir de dolar teşvikler verdiniz. yavaş yavaş kaldırılıyor galiba artık yani. Neticede o da bir geçiş dönemiydi. Azalttı. Şimdi 70 bin euroya aldığınız arabayı eğer 3 sene sonra 40 bine satacaksanız, hatta 30 bine, kimse almaz bu arabayı. Almaz yani. Yani çok 3 yılda bu kadar şey olur mu, veya 4 yılda bu kadar, Çok büyük değer 5 yılda kaybı bu oluyor. kadar değer kaybeden bir sermaye kapital. O yüzden bir, maliyetlerin aşağı çekilmesi için zamana ihtiyaç var. Arabanın biraz daha kolay alınabilir bir noktaya gelmesi için. İki, batarya teknolojisiyle ilgili çok daha fazla şeye ihtiyaç var. Ama eğer gerçekten bu Mercedes'in ve Apple'ın bir bildiği var ve bize de şimdilik bunu söylemiyorlarsa, rekabet açısından hani rakiplerimizi çok zarar veren duruma düşmeyelim diye bunu bizden saklıyorlarsa, aşılarla ilgili tartışılmayan kısımları şimdi dünya nasıl tartışıyorsa, şimdi belki de birkaç sene sonra bu elektrikli otomobillerde başka şeyleri de tartışmaya başlayacağız. Biraz takip etmekte fayda var. Yani şimdilik sanki hem yüksek maliyetle pazarın ilk günlerindeki handikapları da göze alarak almış olurlar elektrikli otomobili alanlar. Yani tabii ki kobay olarak kullanılmak durumda kaldı bazı tüketiciler ve sonrasında da elektrikli otomobildeki eksiklikler onların üzerinden giderildi. Yani biraz daha oturması lazım belki ama neticede gelecek vadeden bir teknoloji. Teşekkür ederim. Epey uzun program oldu ama emeklinin konusunu enine boyuna tartıştık. Emekliler önemli. Türkiye'de 16 milyon emekli var ve sizin söylediğiniz doğrultuda 2 milyon da potansiyel önümüzdeki yıllarda EYT'den emekli olacak vatandaş var. Dolayısıyla bu konu hep gündemde olacak. Benim sormayı unuttum. Sizin eklersem iyi olur dediğiniz bir konu varsa onu da alabilirim yoksa veda edebiliriz. Ben de sadece şunu söyleyebilirim. Yani bugünden tezi, yarından tezi yok. Alabildiğiniz, alabileceğiniz temel ihtiyaçlarınızı olabildiğince elinizde imkanınız varsa TL'den dövize geçmek bir tercih, ama 2 ay sonra, 3 ay sonra bir ihtiyacım varsa, bu televizyon olabilir, bilgisayar olabilir, hatta araba olabilir, hatta bulgur, pirinç olabilir, ama gıdadan şeye kadar bunu önden almak Türkiye şartlarına para kazandırıyor. Yani ne yazık ki bu enflasyonist ortamın, hiperenflasyonist ortamın böyle bir handikapı vardır. İki, kıyıda köşede ille bir şey tutulacaksa da TL olarak değil, dolar, euro, sterlin, frank, alışkanlığa göre altın, gümüş gibi hani dünyanın her yerinde nakde dönüştürülme potansiyeli olan ve TL'deki kayba karşı sigorta sağlayan, en azından ana parayı korumak olarak bakmak lazım. Millet sadece orada kazanç boyutuna bakıyor ama TL'de duranlar son bir yılda, özellikle şu son 8 ayda Mehmet Şimşek'e ve Hafize Gaye Ya Erkan ve işte. şimdiki Merkez Bankası Başkanı'na inananlar resmen ne yaptılar biliyor musunuz? Kredi alanları, kredi kartında dibini sıyırın dediğim insanları fonladılar. Yani onlar mevduattan zarar ettiler. Onlardan aldıkları parayla bankalar, oradan sağladıkları avantajla enflasyonun altında oranlarla kredi, nakit kredi, nakit avans, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi kullandırdılar. Ticari kredilerde biraz tabii yukarı doğru çıksa da, o da aslında reel anlamda hala enflasyonun altında kaldı, temörü de düşmedikten sonra. O yüzden kredi kartlarında da dibini sıyır döneminin, kredilerde dibini sıyır döneminin hala geçerli olduğunun da altını çizmek isterim. Bu imkanı verdiğiniz için de ben de size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Turan Bozkurt'un YouTube kanalına da abone değilseniz de abone olmanızı tavsiye ederim. Haftada 2 gün yayınlar oluyor ve oldukça açıklayıcı Türkiye ekonomisinin gidişatı ile ilgili yorumlar oluyor. Böyle bir tavsiyeyle de yayınımızı sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.